Ana deyince böyle içimiz sıcacık olur. Garip oluruz, üzülürüz. Hani anaların yaşadığı perişanlığı, acıyı, sızıyı tekrar tekrar hatırlatıp kimseyi üzmek değildir niyetimiz. Bizim amacımız, bizim niyetimiz gelecek nesillere bizdeki ana sevdasını, ana kıymetini onlara bir nebze de olsa anlatmak ve onlara o zamanı, o anı yaşatmaktır. Şimdi gelin hep beraber yazmış olduğum ana şiirini dinleyelim. Sabah namazının ardından başlar. Ev halkı uyurken duada anam. Patatesi koymuş, ocakta haşlar. Gaz kokusu gelir mutfakta anam. Yumurta pişirmiş sıcak tavada. Süt sağmış sıcacık, bekler kovada. Sabiler birikir hazır sofrada. Demli çay doldurur telaşta anam. Hele şapır şupur yeme sesleri çıkar. Tava sıcak, banan parmağı yakar. En küçük ağzına lokmalar tıkar. Boğulacağım diye kızar da anam. Toz iniyor tepeden eskimiş tavan. Tütünü salıyor gariban babam. Doyanlar kalkıyor hemen sofradan. Düşünüyor aklı akşamda anam. Asılı radyodan türküler çalar. Bismillah diyerek sütü mayalar. Vakit öğlen olmuş namazı kılar. Rükuda, secdede, huzurda anam. Boncukla işlenmiş ak yemeninde. Çamaşır yıkıyor eski leğende. Bezginlik görmedim hiç çehresinde. Çalışır bağ bahçe tarlada anam. Ahırı hayvanı işi biter mi? Sırtında taşısam onu yeter mi? Kalbini kıranlar ömrü kederli. İnanır günaha sevaba anam. Akşama sinide kapkara pekmez. Sokum sokum banar sırayla herkes. Dürülür sabahtan kalmış patates. Fırsat vermez asla israfa anam. Gelse evimize emmi ya dayı. Yemem dese yine koyar çorbayı. Çayla beraber yedik bandırmayı. Kıymet değer verir insana anam. Anamın arzusu hayali tekti. Dileği Kabe'ye hacca gitmekti. Medine, Mekke'de zemzem içmekti. Niyazı varmaktı Hicaz'a anam. Öyle böyle işte büyüttü bizi. Tutmamıştı en son ne eli dizi. Saygıyla anarım rahmetlimizi. Tertemiz varmıştır Allah'a anam. Tertemiz varmıştır Allah'a anam.